neler söylersiniz bugün için? Çok heyecanlıyız aslında, çok gururluyuz. Çok uzun zamandır bu kampanyaya, bu lansmana hazırlanıyorduk. Burada böyle gençleri, kadınları görmek beni ayrıca mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Siz de salondan görmüşsünüzdür. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir gençleşme, ciddi bir yenilenme var. Genç arkadaşlarımız salon çıkıyor, sahneye çıkıyor, kadınlarımız sahneye çıkıyor. Aynı zamanda genel başkanımızın telefon ışığıyla yapmış olduğu gösteri de ayrıca çok keyifliydi. Müziğin coşkusundan, salonun dans etmesinden, heyecanından da zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bu seçime ne kadar iyi hazırlandığını gördük hep birlikte. Yılmaz Büyükerşen sürprizi oldu. Bir klip izletildi. Sonra birlikte sahneye çıkıldı. Plan biliyor muydunuz, haberiniz var mı? Evet. Bunları daha önceden düşünmüş ve konuşmuştuk. Yılmaz Hoca hepimiz için çok kıymetli bir kişi. Biz Yılmaz Hoca'nın tecrübelerinden ve deneyimlerinden faydalanmayı çok arzu ediyoruz. Çünkü hepimiz gidiyoruz, hafta sonu geziyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından görmeye geliyorlar. Genel başkanımızın deyimiyle Bozkır'ın ortasında bir vaha yarattı Yılmaz Hoca. Orası bir öğrenci kenti, orası bir yeşil kent, orası bir kanal şehri aslında. Dolayısıyla Yılmaz Hoca'nın bu sosyal demokrat belediyecilik çalışmalarını bütün belediyelerimizin başında, bütün belediyelerimizi uygulayabilmek için Yılmaz Hoca'nın koordinatörlüğünde bir programlama yapacağız. Yılmaz Hoca bilgileriyle, tecrübeleriyle bize bir yol gösterecek, ışık tutacak. Tabii öğrencilerinin onu hazırladığı filmimiz hep böyle, genel başkanımız da söyledi. İzliyoruz, izlerken de böyle gözümüzden bir damla yaş süzülüyor. Çok duygusal bir film olmuş. Çok da kıymetli bir film olmuş. Bence bir insanın ömründe yaşayabileceği en büyük gururlardan biri diyebilirim. Anladığımız kadarıyla artık Yılmaz Büyükerşen bir anlamda hoca sıfatıyla belediye başkan adayları, eğer belediye başkanı da olursa, onların merkezden de bir koordinasyonu noktasında görev yapacak. Bu böyle bir kurumsal yapıya mı dönüşecek? Evet. Yani bunu fiilen böyle uygulama arzumuz var. Eylül ayında gerçekleşecek tüzük kurultayımızda da aslında Cumhuriyet Halk Partilerin projelerini tek tipleştirebileceğimiz, halkçı belediyeciliği bütün belediyelerimize yansıtabileceğimiz, genel merkezden bu süreci koordine edileceği bir yapı kurmayı planlıyoruz. Ben Hatay'ı göremedik. Bu sorunun geleceğini tahmin ediyorsunuzdur muhtemelen. Yarın mı öğreneceğiz neler oluyor? Lütfü Savaş'ın Ankara'da olduğu iddia ediliyor. Şöyle söyleyebilirim. Ayın 20'si listelerin vereceği tarih. Dolayısıyla artık yarın bu işi nihayete erdireceğiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin, vatandaşın sesine kulak tıkayan bir parti değil. Biz seçmeni ve vatandaşı duyumumuz üzerine de, yani o aldığımız çağrılar dolayısıyla da genel başkanımızın aktardığı gibi 4-5-6 anket yaptırdık. Anketleri de bütün şeffaflığıyla hem belediye başkanımızla, Lütfü ve çok kıymetli bir belediye başkanı, hem belediye başkanımızla hem de il başkanımızla paylaştık. Oturduk hep birlikte, bir değerlendirme yaptık. Karşılıklı olarak Hatay için bir kere daha çalışmamız gerektiğini anladık ve bu kapsamda Lütfü Bey şu anda bugün burada değil, aramızda değil. Ama yarın bir kararla varılır. Mutlaka varılır. Yarın olmasının nedeni hem yeniden MYK kararı alıp önerip parti meclisinin bunu karara dönüştürmesi gerekiyor. Teknik olarak o nedenle herhalde yarına bırakıldığını anlıyoruz. Şöyle, bugün bu programımız çok uzun. Buradan sonra da genel merkeze geçeceğiz ve halihazırda orada çalışmalarımız devam ediyor. Belediye meclislerine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı da başkanların ya da örgütün işlerine karışmak değil, aslında bir denetim gibi değerlendirebiliriz. Kadın ve gençlerin listelerde seçilecek noktalarda daha çok olmasını sağlamak adına bir denetim mekanizması kurduk. Bugünkü buradan sonraki çalışmalarımız meclise yönelik. O yüzden biraz yarın vurgusunda bulundum. Ancak son parti meclis toplantımızda yetki aldık. Yetki genel başkanımızın ve MYK'mızda. Dolayısıyla genel başkanımız ve MYK bu konuda çalışmaları yaptıktan sonra parti meclisini tüzüğümüz gereği toplamaksızın adaylığını bildirebilir durumdayız. Evet, şimdi biz de Ankara Spor Salonu'ndan sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
Evet değerli izleyenler, Ankara'dan yine sözü devraldık ve şimdi yeniden Ankara'ya tekrar döneceğiz. Ama önce kısa bir değerlendirme yapalım. Bugün ne oldu? CHP'de şu anda aday tanıtım toplantısı gerçekleşiyor Ankara Spor Salonu'nda. 3,5 ay önce kurultayın yapıldığı salon bu. O yüzden de aslında bir önem de teşkil ediyor. Ancak salona baktığımızda yer yer boşlukların olduğunu görüyoruz. Salondaki KRT ekibi de aslında bu durumu değerlendirdi. Kurultaydaki o coşkunun olmadığını söyledi. Şimdi bir yandan da evet CHP lideri Özgür Özel kürsüde yine belediye başkan adayları anons ediliyor. Bugünle ilgili aslında önemli bir durum vardı. O da Hatay'dı. Yine konuklar da aldı aslında CHP'li isimler de Hatay'la ilgili kararı değerlendirdi. Hatay'la ilgili kararın yarın verileceği netleşmişti ve yarın açıklanacaktı. Aslında normalde bugün açıklanması bekleniyordu. Hatay düğümünün bugün çözülmesi bekleniyordu. Özellikle Lütfü Savaş'ın salona gelmemesi ve Ankara'da olduğunu iddia edilmesi, acaba aday değiştirildi mi? Bu konuyla ilgili nasıl bir gelişme olacak sorusunu da akıllara getirdi tabii ki. Ama son aldığımız bilgilere göre Hatay'la ilgili yarın durum netleşecek. Şimdi bu konuyla ilgili aslında CHP'li isimler de, örneğin Gül Çiftçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de yarın bu iş nihayete erecek. Biz seçmenin sesini dinliyoruz, seçmene kulak veriyoruz dedi aslında. Bir yandan da Hatay'la ilgili pek çok protestonun olduğunu biliyoruz ve bu nedenle de seçmenin sesine kulak veriyoruz, önem veriyoruz vurgusu tabii ki önemliydi. Şimdi Ankara'da evet değerli izleyenler, ekranlarınıza getiriyoruz. Şu anda aday tanıtım toplantısı gerçekleşiyor Ankara Spor Salonu'nda. CHP lideri Özgür Özel toplantının açılışında bir konuşma yaptı. Konuşmasında seçim beyannamesini açıkladı. Ama seçim beyannamesiyle ilgili çok fazla bir detay da vermedi aslında. Ve bu konuyla ilgili şunu söyledi. Seçim beyannamesini yazılı olarak vermeyeceğiz. Bu konuyla ilgili kağıt israfı yapılmasını ve ağaç kesilmesini istemiyoruz dedi. Ve bu nedenle de seçim beyannamesini internet üzerinden dağıtılacağını, daha doğrusu internet üzerinden bakılabileceğini söyledi. Bu da yine tartışma yaratan bir konu oldu. Aslında az önce gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu da değindi bu konuya ve seçim bildirgesine yazılı olarak dağıtılmaması bu konuyla ilgili Anadolu'ya bu bildirinin, Anadolu'daki insanlara bu bildirinin ulaşmamasına neden olabilir. Bu da pek çok sıkıntıya neden olabilir. Daha önce genel seçimlerde deprem bölgesiyle ilgili verilen vaatlerle de ilişkin, vaatlere ilişkin de konuştu ve bu vaatlerin seçim bölgesinde, daha doğrusu deprem bölgesinde yazılı olarak dağıtılmadığı için duyulmadığını söyledi Yıldız Yazıcıoğlu. Şimdi yeniden evet ekranlarımıza